Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde MP üzerinden kullanabildiğimiz CRM Activities konusunu işleyeceğiz. Activity Workplace'in altında ana menüsü Activities bölümünden erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da account'un veya kontağımızın içinde de buradaki örnekte Kerem Dündar kontağını kullanacağız. Burada da bakın görmüş olduğunuz gibi Activities'e ulaşabiliyorsunuz. Activities nedir? İşte o ilgili kişi, kontak yani veyahut da firma yani accountlarımızla ilgili yapacağımız işlerin takibidir, aktivitelerdir bunlarla ilgili. Ne çeşit aktivitelerimiz vardır? Onları bir inceleyelim. Buradan new activity dediğimiz zaman arkadaşlar task yani bir görev, fax gönderiliyorsa faxı buraya kaydetmek isterseniz fax, yapılan telefon görüşmesinin kaydını girmek istiyorsanız bakın phone call var. Account'la kontağı anlatırken bahsetmiştik. E-mail yazışmalarınızı özellikle CRM Outlook client'ı da kullanıyorsanız buradan bağlantısını sağlayabiliyorsunuz ve Outlook'tan yolladığınız e-mailleri buradaki kontağınız ya da account'ınızın içine tanımlayabiliyorsunuz. Mektup gönderilmesi keza öyle. Ya da o kişiyle ya da firmayla bir toplantı yapacaksanız appointment'ı kullanabiliyorsunuz. Bunların dışında diğer olarak kullanabileceğiniz servis aktivite gibi örneklerimiz mevcut. Mesela biz şimdi burada bir appointment girelim. Bu kontağımızda görüşme yapacağımıza dair. Buradan subject'ini doldurmamız bakın mecburi. Hotel MP'ye toplantısı. Bu şekilde girdik. Optional olarak burada aynı Outlook'ta yapıldığı gibi aslında required'ları ve optional'ları doldurabiliyorsunuz. Hani bu toplantı için birden fazla aynı firmadan mesela kontakla görüşecekseniz hepsine bu appointment atabilirsiniz. Ya da kendi firmanızdan arkadaşlarınızla beraber çalışma arkadaşlarınızla beraber gidecekseniz aynı şekilde required ya da optional kısımlarından onları da bağlayabilirsiniz. Mesela bakın burada seçeneklerimiz var. Account, User. Mesela user'lardan geliyoruz ve search ettiğiniz zaman kendi firmanızdaki diğer çalışma yani şu MP'yi kullanan arkadaşlarınızdan toplantıya gelmesini istediklerinizi işaretleyebilirsiniz. Location olarak nerede olacağı toplantının otel toplantı odası D02A gibi hangi tarihte olacağını bilgilerini giriyorsunuz. İşte 6 Nisan diyelim. Saatlerini giriyoruz. İşte saat öğleden sonra 2.30'dan 4'e kadar olacak. Ne kadar sürecek işte. Süresi de 1.5 saat diye. Veyahut da tüm günlük eventse all the event diye de seçebilirsiniz. Buraya da notunuz varsa notlarınızı yazabilirsiniz. Bu şekilde bakın Save and Close diyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda Activities bölümünde Appointment'ını yani toplantımı belirlemiş oldum arkadaşlar. Aynı yerden gene bu mesela şirketimle ya da kontağımla görüşme yaptığım takdirde telefon görüşmesi ise bu telefon görüşmesini phone call olarak girebiliyoruz. Bir de ona bir örnek bakalım beraber. İşte sender, recipient. Hani ben zaten hem kullanıcı hem kontak olarak şimdi kendimi tanımladığım için iki tarafta da gözüküyorum. Telefon görüşmesi diye. Buraya tabii ki telefon görüşmesinin konusunu siz yazabilirsiniz. Ben örnek olsun diye bu şekilde yazdım. Alt tarafında da işte telefonda şu 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 maddeler veya konular diyelim hakkında görüşüldüğüne dair ufak bir not düştüğünüz takdirde en azından daha önce ne görüşmüşsünüz telefonda, neler anlatmışsınız ya da size gelen bir telefonsa burada direction'dan incoming görüşmeleri de yani size gelen görüşmeleri de kaydediyorsunuz. Daha fazla not eklemek isterseniz not kısmından not ekleyebiliyorsunuz ya da bir attachment yapmak isterseniz attachment yapabiliyorsunuz. Bunu da kaydediyoruz. Telefon görüşmesi tamamlandıktan sonra Actions'dan Made Call, Close Phone Call dediğinizde Made mi oldu diye soruyor. Okey dediğinde telefon görüşmesi bakın tamamlanmış oluyor. Artık bunu tekrardan aktif hale görmüş olduğunuz gibi getiremiyoruz. Yani yanlışlıkla kapatırsanız Delayed Phone Call deyip tekrardan yeniden girmeniz gerekir. Bir not eklemek istiyorsanız şayet. Close dediğimde bakın burada şuradan refresh yapabiliyorsunuz. Bu refresh butonunu çoğu yerde göreceksiniz. Şurada da var mesela.
Activities kısmında sadece appointment var. Telefon yok. Telefon artık nerede? İşlem tamamlandığı için history'e girdiğimiz zaman göreceksiniz. Bakın history'de. Demin ben üyelik tanımlamıştım. Üyelikte bakın otomatikman sistem tarafından bir de e-mail gitmiş. Onu görüyoruz. O workflow'ların üzerine de kısa da olsa bir değineceğiz. Evet, aktiviteler bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.